2007'de ben hacca yazıldım. Ve her sene kura'da tabii merakla bekliyoruz biz. Bu sene çıkar, bu sene çıkar, kura çekiliyor. Çocuklarım ilk yıllarda, 2008-2009 yıllarında çocuklarım dışarıda telefon ediyorlar bize. Baba bu sene de çıkmadı, anne çıkmadı filan. Tabii bu arada üzülüyoruz, ağlıyoruz yani daha doğrusu. Ama üçüncü, dördüncü yıllardan sonra veya ikinci yıldan sonra çocuklarım haber etmiyor bu sefer. Telefon etmiyor. Çıkmadığı için şimdi biz babamıza, annemize ne diyelim, bu sene gene de çıkmadı filan derken tam 9 sene bekledik. Tabii diğer arkadaşların, kura'da çıkan arkadaşların haç dualarına katıldıkça bizde de bir mahzunluk, bir şeylik oluyor. Ağlıyoruz yani, ağlamak elden gelmiyor, ağlamak. 9 senenin neticesinde her kura'nın sonunda eve geliyorduk, hanımla ağlıyorduk. Bu sene de çıkmadı diye. Çok bekledik tabii, yılda gidiyorum, hacı gidiyor burada. Yok, sizin yok, içinde yok. Gidiyorum duaya, herkesin tabii onlar girdi, herkes sen mahrum oluyorsun, ağlıyorsun. Ertesi gene, sene gene yok. Gidiyorsun, hala tanıdıkların birisi görmüş beni. Allah bir ağlayıverdi demiş, yatça demiş, bu duada demiş. Ondan güle bir daha gitmeyeceğim dedim ben, duaya gitmeyeceğim. Ama gittim gene. Tam 9 sene bekledik. 9 senenin nihayetinde devlet tarafından kurasız 9 senelikleri bu sene hacca yollayacağız diye bir şey çıktı. Sağ ol. Dua olacağı gün genelde hacımızı evinden getiririz camiye. Cemaatle namazımızı kılarız. Akabinde namazdan sonra da gene hacımızla beraber gene tekbirlerle duaya gideriz. Dua yapılacak olan meydana, çarşı meydanına gideriz. Yapılacak olan çarşı meydanımıza tekbirleri de getiririz. Orada bütün cami cemaatlerimizi, yani aşağı yukarı köyümüzde 8 tane camimiz var. Bütün cami cemaatlerimizi bekleriz. Hangi mahallede kaç tane hacı kardeşimiz varsa, hangi evde varsa, zaten onlar da aynı bizim gibi, söylediğimiz gibi tekbirlerle bu meydana gelir. Orada dualarını yaparız. Bize nasip etti. Gittik. Bizimkine de gelenler çok oldu. Onunla eşiyle dostla oluyor bu dua zaten. Yalnız olmuyor. Çok şükür Allah herkese nasip etsin. Ya Rabbi, hacca gidecek olan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar ihsan eylesin. İlahi ya Rabbi, işte senin kulların, kefen misali ihramlarını giyenlerin, kulluğundan ayırma Allah'ım diyenlerin, yalnızca senin rızanı dileyerek ağlayanların, lebbeyk Allahümme lebbeyk diye çağlayanların, huzur içinde mübarek mekanlara gitsinler, Allah Allah diye Kabe'yi tavaf etsinler, rahmetine gark olmanın lezzetini tapsınlar. Oradan zemzeme vardır Allah'ım. Zemzem suyunu kana kana içsinler. İçenler de kendilerinden geçsinler. Oradan Safa'ya vardır Allah'ım. Safa ile Merve arasında koşsunlar. Allah Allah sedalarıyla koşsunlar. Şeytanın engellerini bir bir aşsınlar. Oradan Arafat'a erdir Allah'ım. Arafat'ta huşu ile boyun büksünler. Tevbe edip günahlarını döksünler. Veda etsinler Kabe'ye, Merve'ye, Safa'ya. Ta ki buluşuncaya dek bir dahi bir sonraki defaya. Medine'de kavuşsunlar Hazreti Muhammed Mustafa'ya,
onların senin rızana erdir Allah'ım. Onları huzurunla hanelerine döndür Allah'ım. Ümmi ibadeti yaptıracağın gibi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Geleneksel olarak eskiden yaptığımız gibi şimdi devam edip geliyor. İşte bu birbirinde toplumla kırgınlıklar varsa bunları giderilmesi, azıcık verişlik varsa bunları söylenip helalleşmek, bunun gibi şeyleri güzel bir adet olduğundan yapılıyor. Ve orada hocalarımız geliyor Allah razı olsun ve hep beraber biraz dua ediyoruz. Hadi hayırlı günler, hayırlı vakitler inşallah. Hayırlı vakitte git. Sizler de dua ediyorsun inşallah. Hocam hoşça kalın. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Nasip etsin çocuklarımızı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siz de nasip etsin. Başkanım. Başkanım. Hayırlı olsun. Beraber köylü olarak, cami cemaatler olarak, mahalle halkımız olarak bütün meydanda toplanır, bu şekilde helalleşiriz. Peygamber Efendimiz'e selam götürürüz, yerine göre benim için de tavaf ediver diye o telkinde de bulunuruz, söyleriz bu hacı kardeşlerimize. Bu şekilde hacı kardeşlerimizi uğurlarız. Güzel Allah'ın bizlere nasip etti. Allah cümleye nasip etsin. Güzel bir şey, heyecanlı bir şey yani bu yolculuk. Güzel inşallah göreceğiz yani bunu yaşayacağız inşallah.